Tarıkadan herkese merhaba sevgili arkadaşlar ben Tarık ve uzun bir aradan sonra yeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Star Wars Endor dizisi yakında gelecek. Ee, ne zaman geleceğini unuttum çünkü baya bir zaman geçmişti üzerinden. Ee, ya Eylül'ün başlarında ya da Ağustos'un sonunda başlayacaktı bu dizi yanlış hatırlamıyorsam. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 2 hafta önce çıkan Endor dizisinin yeni fragmanını, yeni fragmanı 2 hafta önce çıktı bugün sizlerle birlikte bunu izleyeceğiz. İnceleyeceğiz, teoriler öğreteceğiz. Eğer güzel şeyler görebilirsek bu fragmanda inşallah. Bu arada uzun zamandır yoktum biliyorsunuz. Ee, gerçi bu uzun zamandır yoktum şeyi Mayıs'tan beridir yoktum aslında. O, onun Ama onun başka bir sebebi var. Yo, normalde ben Temmuz'a geri dönecektim. Yayınlara falan devam edecektim ama sonra Temmuz'un son haftalarında Covid'e yakalandım. Önce babam Covid'e yakalandı sonra bizi de bulaştırdı maalesef. <laughs> bu yaklaşık iki buçuk hafta önce hatta tam iki buçuk hafta önce e, Covid'e yakalandık maalesef. Yani çok fenaydık. Çok fenaydım yani öyle böyle değil. Böyle böyle haysizlik, yüksek ateş, kırgınlık, öksürük. Hatta koru öksürük hatta bir de böyle. Yani grip her her has, her halt her hastalık böyle aynı anda üstüme bindi. Yani, üstümüze bindi yani öyle böyle değildi. Yani çok fenaydı bir hafta bir haftada falan toparladım yani. Böyle tat alamıyordum, koku alamıyordum. O da geri geldi bir hafta sonra. Yani düşündüğümden daha kısa sürede toparlayabildik. Şimdi daha iyiyim. Sadece biraz öksürük var. Arada bir böyle gıcık geliyor. <laughs> Arada bir göreceksiniz zaten. Arada bir öksürdüğümü. Ama şimdilik bunları düşünmeyelim. Hadi biz fragmanımızı güzelce izleyelim? Acaba bunu biraz büyütsem mi? Ya da iyi iyi mi? Bence iyi böyle. Evet bence değil. Yani o yüzden pek e, <laughs> normalde bunun bu, e, bu fragmanın çıktığından haberim vardı tepkisini çekecektim ama, ama bir türlü çekemedim çünkü enerjisizim hastalıktan dolayı enerjisizdim Topar şimdi böyle toparlayınca geri döndüm ama gerçi toparladıktan bir hafta sonra da hiçbir şey yapmadım çünkü üşeniyordum falan ama üşen üşen nereye kadar yani üşenirsen daha çok üşenirsin daha çok üşenirsen daha daha çok üşenirsin hadi başlayalım Oh yeah, Imparator look me Ah destroyer. Star Destroyer To steal from the Empire? To just walk in like you belong. Ah Senator themselves. <coughs> so oh. fat and satisfied. They can't imagine that someone like me. Who would ever get inside their house. How do you inform Mother? The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this Wouldn't you rather give it all to something real? Hmm. I need all the heroes I can get. for a great call it what you will call it war. oh şey var orada dersem of fermenting burası korusant olabilir mi acaba are you a fish are you a thief balık mısın ne alaka <laughs> Lafın geliş bir şey söyledi de, ah mantıkm. I've just been hiding for too O Karelia, Karelia korveti değiller azırdı mı? As long as There's a good chance they'll miss what I'm <laughs> really <Dead trooperlar. gülüyor> doing. What are you really doing? Death troopers. Death is death. revolution looks like. I'm tired of losing. 21 Eylül'deymiş. Bir dakika bakayım. Evet hakikaten 21 Eylül'de. Orada çeviri yapmadım. Orada ne söylediklerini biliyorum. Ama onu sonraya bırakıyorum. Şimdi bir tekrar izleyeceğim. Çevirileri yapacağız. Ama galiba bu dizide bol bol imparatorluk şeyi, politikası, siyaseti görecek bir şey gibi bir hisse kapıldım. Çünkü sürekli manmatma görüyoruz. Manmatmanın yanında başka politika, politikacılar var. Onları da görüyoruz. Senato gördük. Bir de galiba imparatorluğun böyle e, askeri politikasına, askeri siyasetini de yakından görecekmişiz gibi görecek miyiz gibi düşünüyorum. Çünkü farklı farklı subaylar vardı ve söylediklerinden de bakılacak ol, bakılacak olursa <laughs> imparatorluğun işine biraz siyaset de karışınca ortalık baya bir karışıyor anladığım kadarıyla. Yani politika daha beter ediyor yani imparatorluğu da cumhuriyeti de. Palpatine'in senatoyu dağıtmasına şaşmamalı. Çünkü politikacılara pek güvenilmez. Hadi tekrar izleyelim. <laughs> Şimdi burası herhalde Cassian'ın ana dünyası. Ve tay savaşçılar ve Yıldız Destroyer'ı görünce. Aa bir dakika. Bak bak. Adamın elindeki silah resmen AK-47 be. Şuna bak. Sadece şeyi yok. E, o, bu tahta kısmı yok. AK-47'yim diye bağırıyor resmen. Bir de şu evlere bakılacak olursa bu gezegen biraz ilkel. İlkel demeyelim de teknoloji bakımından pek gelişmemiş. Ama imparatorluk gene gelmiş ele geçmiş buraya. Nedeni, nedeni aşağı yukarı belli olur yani. <laughs> i̇mparatorluk böyle bir gezegeni niye ele geçirmek istesin? Kaynaktan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Ki dizide biraz imparatorluk himayesi altında olan e, böyle özel gruplar gördük. Bir de şey gösterdi orada bildiğiniz üzere storm storm imparatorluğun tek askerleri değil onlar özel askerler her, her ne kadar her yerde görsek de onları bir de böyle normal zırh giyen e, imparator insan imparatorluk askerleri var yani böyle kask yani kask giymiyor Miğfer giyiyor Miğfer dersem daha iyi anlarsınız zaten göstereceğim birazdan size bunların teknolojik olarak çok geliştiğini zannetmiyorum çünkü pek ellerinde teknolojik bir şeyler görmedik. Gemiyi de görünce aa uzaylılar mı bizi işgal ediyor gibi bir de tepki veriyorlar zaten. <laughs> ya bak ben diyorum size bak kazı alanı yapmışlar. Aynı şeyde bizim Türkiye'de de bazı yerlerde görmüşsünüz de böyle dağları oyarlar veya e, sırf petrol çıkarmak için veya gerçi Türkiye bunu Türkiye için demiyorum. Böyle sırf petrol çıkarmak için böyle kat kat merdiven merdiven böyle kazarlar ya. Bir şey çıkarmak için petrol çıkarmak veya başka bir maden çıkartmak için böyle kazarlar. Belli ki bu ilkel gezegeni gezegenin özel bir madeni var veya kaynağı var ki onu sömürmek için gelmişler. Başka bir açıklaması yok bunun. <laughs> bu bizim Cassian olabilir. Yani bu başka biri olamaz. Cassian'ın küçüklüğü olabilir bence bu. <laughs> i̇mparatorluktan çalmak için yani imparatorluktan, imparatorluktan bir şey çalacaksan diyor Sanki sen oraya ait misin gibi dümdüz içeri gir çalarsın zaten. Çünkü sen zaten burada doğup büyüdün. Sen burayı biliyorsun ama onlar bilmiyordur. So Kendileriyle çok gurur duyuyorlar. Böyle kendilerini beğenmişler. Böyle kendilerini çok zeki zannediyorlar demeye çalışıyor olabilir burada. Bu arada şunu şöyle yapsak ya. Ya şimdi ben yeni monitör aldım. Aa zaten buradan da gözüküyor. Şuradan. Artık iki, iki monitörde biraz çok uzun olduğu için şeyi göremiyorum. Ee, ka ne kadar kaydettiğini falan göremiyorum. Çünkü e, tripod bana engel oluyor. Neyse bunu, bunu da niye bu kadar uzattıysam. Ama senato çok güzel ya baksana. de senatonun şeylerini bu oturaklarını biraz değiştirmişler. Eskiden böyle e, şekli bunun biraz farklıydı. Şimdi dümdüz halka gibi olmuş. Aa, bak imparatorluk simgesi var. Koca bir imparatorluk simgesi senatonun ortasında. Palpatine de burada. Ya da Palpatine burada olmayabilir. Çünkü Palpatine her zaman kendini göstermeye de bilir yani. Benim gibi zavallı birinin içeri girebileceğini, e, içeri sızabileceği, içeri sızabileceğini hayal bile edemiyorlar diyor. O kadar kendilerini beğenmişler ki diyor bunun imkansız olabileceğini düşünüyorlar. Salaklar diyor yani. Zenginler, güçlüler ama akıllı değiller diyor. Aa, Rogue One'ın şeyleri yönetmenleri bu diziyi yönetecek. İmparatorluk da bizi yavaş yavaş boğuyor ve bunu biz fark edemiyoruz. Fark etmemeye başlıyoruz diyor. Aa bak bak bak. Klon askerleri. Bak. Bak gördün mü klon askeri. İmparatorluğun ilk yılları. Cassian burada daha küçük olsa gerek. Burada Death Trooper var. Bu galiba yani şu sahne ile bu sahne arasında onlarca yıl fark olabilir. Şurayla şura şura arası. Ama e, bu isyanın veya bu dizinin isyan zamanlarına çok yakın olduğunu düşünmüyorum şahsen. Daha yeni yeni başlıyor. Bir de Star Stavros'un tarihinde şey vardır. İmparatorla karşı erken başlayan isyanlar. Bir de resmi olarak başlayan isyan savaşı. Is e, resmi isyan savaşı zaten 15 yıl sonra. Ya, falan başlıyor. Ama şey erken başlayan isyanlar ise böyle imparatorluktan birkaç yıl sonrasından başlıyor. Böyle 4-5 yıl falan. Zaten mesela falan orada da gördük. falan orada 5 yıl sonrasını anlatıyor ya. Orada da zaten Saw Gerrera sürekli böyle isyan çıkarıyor falan filan. Her yerde böyle. Yöntemleri her ne kadar acımasızca olsa, teröristçe de olsa her yerde isyan çıkarıyor. Diyor. Siz de biliyorsunuz. İşte onlar erken isyanlar. Erken başlayan insan, isyanlar. Wouldn't you rather give it all? Sormak istediğim şey şu. Bun, e, bunların hepsini gerçek bir şeye vermek istemez miydin diyor. Herhalde isyandan bahsediyor. Artık baş kaldıralım demeye çalışıyor. To something real. Bir dakika bu bir Corellian korveti galiba baksana. Yani şurasından belli. bir de şu kopitten belli baksana. Ben Corellia korvetiyim diye bağırıyorum ama bu zaten Han Solo'nun gemisi değil. Değil. Bu farklı bir YT modeli. YT-1300'ün şimdi e, Millennium Shine'in YT-1300 modeli. Acaba bu 1300'ün altı mı üstü mü? Çünkü biraz küçük gözüküyor. Küçük gözüktüğü için 1300'ün altı olabilir diye düşünüyorum şahsen. Bulabildim tüm kahramanlara ihtiyacım var diyor. Ve Rogue One'daki şu maske takan e, dümbük abimiz. Tam bir terörist. Bu var ya bölüm... Benim... Bölüm 4, 4 ile 5 arasında gene is, artık Sol Gerer öldüğü için isyana katılmıştı resmi olarak. Ama gene böyle teröristçe eylemlerde de bulunuyordu. Bulunmaya devam ediyordu. İhtiyacım var. Daha büyük, daha iyi bir şey için demeye çalışıyor. Sen buna ne dersen de. Buna savaş demeyi tercih ederim diyor ve bak. Bak gördün mü? Bunlar Stormtrooper değil. Bunlar normal imparatorluk askeri. Yani bu dizinin güzel yanlarından birisi de bu bence. Yani sonunda Stormtrooper dışında farklı imparatorluk askerleri de görebiliyoruz burada. Mesela Han so Solo filminde de çamur askerleri görmüştük. Mudtrooper. Onlar da zaten aşağı yukarı buna benzer bir şekilde giyiniyor. Ama daha pis, daha bakımsız, daha kalitesiz askerler. Malzeme olarak, silah olarak ve zırh olarak da çok kalitesizler. Bunlar normal imparatorluk askerlerine benziyor. Yani... Stormtrooper gibi özel askerler değiller. Zaten imparatorluk da her yere Stormtrooper göndermiyor. Stormtrooperlar özel yerlerde, de, özel yerlerde bulunur. Veya özel savaşlarda bulunur. Veya bunun gibi küçük eylemler için kullanılmazlar yani. Kullanılmazlar diye düşünüyorum şahsen. Ki kalkanlara bakılırsa baya böyle şeye anımsattı. Böyle gezi eylemine anımsatmadı diye. Böyle polis gibi. Bu isyana değil daha çok bir eyleme benziyor. O yüzden Pek e, sivillere zarar verecekler gibi dur, gözükmüyor şahsen ama nereye kadar? İmparatorluktur bu yani. Sonuçta yatar artık hepsini öldürün de bir örnek olsun, ibreti alem olsun derler yani. Şu adam yeni biri galiba. Ben bu adamı isyanda pek görmemiştim şahsen. Acaba bunu, bu adamın Cassian Endor'la bir akrabalığı olabilir mi? Veya Cassian Endor'un doğup büyüdüğü gezegenden geliyor olabilir mi bu yani? Bu adamla Cassian ana dünyası için savaşı olabilir mi? Yani aynı ana dünyadan geliyor olabilirler mi acaba? Bak bu bunlar imparatorluk mekiği değil. Bana sorarsanız. Biraz şey anımsatıyor. <laughs> klon savaşlarındaki e, klon gunshipleri, mek mekikleri biraz anımsatıyor ama değil. Değil bu farklı biraz. Dizaynı çok farklı. Bence bu imparatorluk değil. İmparatorluk himayesi altında olan bir özerk grubun veya devletin gemileri olabilir bence bu. Out there, i̇şte i̇syana teşvik edici şeyler var demeye çalışıyor olabilir burada. Yalnız bak burada Sargent'i galiba. Sargent Linus Mosk. Ha o zaman bu Cassian Endor'la akraba değil ama arkadaşı da olabilir. Belki bu adamla kesin aynı dünyada doğmuş olabilir. Ama bu herif e, ee, hizmet etmenin iyi bir şey olduğunu düşündüğü için katılmış da olabilir. Ve Kelsey'nin yakından tanıyor olabilir. Akraba değil ama yakından tanıyor olabilir bence. İmparatorluk mekiği. Bol bol fabrikalar. Eğer burası Cassian'ın ana dünyası ise bayağı bir içine etmişler. Çünkü bol bol tesis, fabrika, üst falan kurmuşlar. Didra Miro. Adanın suratına bak. Yani tam bir imperial öyle böyle değil. Ama bu rütbeler ne acaba? Bu ilk defa görüyorum. Acaba güvenlik teşkilatından mı bu kadın? Aa evet güvenlik teşkilatından olabilir ISP. You're in my net. Sen benim ağımdasın seni rahatlıkla bulacağım seni yakalayacağım demeye çalışıyor. Sen balık mısın yoksa bir hırsız mısın? Ama burada balık mısın derken ne tarz bir şey söylemeye çalışıyor. Bu kızla bir ilişkisi var ama galiba Galiba bu kız dizide ölecek. Muhtemelen ölecek. Çünkü belli ki bu ikisi ya kardeşler ya da bunlar aşk yaşıyor. Ki eğer aşk yaşıyorlarsa veya kardeşlerse yani ikisi de fark etmez. Belli ki bu kız ölecek. Ve bu adam da imparatorluğa karşı daha böyle kin beslediği için ee, isyan adına çok kötü şeyler yapacak. Çünkü isyancıların yaptığı şeyler de çok da yani her yaptıkları eylemler melek, melek tarzı değil. Kötü şeyler yaptıkları da oluyor yani. Sırf imparatorlukta bulunan masumları bile öldürdükleri oluyor bazen. Acaba şey mi demeye çalışıyor? Sen kafayı sen sıyırmışsın mı demeye çalışıyor acaba? Kafayı sıyırmışsın gibi. <laughs> Manmatmayı burada gördüğümüze göre ve bu ikisi çok samimi gözüküyor. Bu adam ya imparatorluk karşıtı bir bir politikacı ya da ya da imparatorluk seven biri ama manmatma burada. Yani politik davranmaya çalışıyor olabilir mi acaba? Ben kafayı <laughs> sıyırmıyorum diyor. Sadece uzun uzun sürede saklanıyordum dediğine göre bu adam kesinlikle bir imparatorluk karşıtı. Yaz <laughs> bu farklı bir Koreliya korveti. Aa bir dakika bak gemiye dikkat edin. Bu gemi şey savaş gemisi değil bu da bu bir iletişim gemisi. Gezegenler arası iletişimi İletişim bağ kopmasın diye ki belli ki burası Kestienendorun ana gezegeni olabilir ve bu gezegende çok gezegen ilkel olduğu için yani teknolojik olmadığı için böyle gemilere de ihtiyaçları olabiliyor S Sırf iletişim bağ kopmasın diye iletişimi koparmayalım diye diye bunu koymuş olabilirler ki eğer bunu keserlerse bu gezegende bulunan imparatorluk birlikleri yardım çağıramazlar yardım çağıramayınca da isyanın sayısı giderek giderek artar yani. Bakan arabasına benziyor biraz. Bakan aracı olabilir aslında bu. Kesin buna manmatma biliyordu. E biniyordur. Ki bol bol imparatorluk şeyi, sembollü e, senato potları, oturakları. Bence burası Coruscant ya. Yani bunu gösterdikten hemen sonra senatoyu gösterdiğine göre bence burası Coruscant. Başka bir açıklaması yok bunun. Bir dakika şu adam tanıdık mı geldi? Ha yok değilmiş. Ama bunların hepsinin birer politikacı veya senatör olduğu çok belli. Şey demeye çalışıyor. Herkes benim rahatsız edici biri olduğumu düşündüğü sürece gerçekten yaptığım şeyi gözden kaçırma ihtimalleri yüksek demeye çalışıyor burada. Peki sen gerçekten ne yapıyorsun? Yalnız evi de güzelmiş ha. Revolution looks like. İşte devrim böyle bir şey demeye çalışıyor. Revolution looks like. Trene bak. I'm tired of losing. Kaybetmekten sıkıldım artık. Aa hapishane mi orası? Evet hapishane. Yalnız herife bak. Kulaklar, kulaklar sibernetik, gözler sibernetik. Acaba ne iğnesi yapıyor ona? Bir dakika bu herif kim? Ah insan değilmiş bu. Bir dakika. Bunlar imparatorluk değil galiba isyan. Bunlar bir, bunlar isyancı olabilir galiba. Ha, witness the beginning of rebellion. Ha isyanın başlangıcına şahit olun demeye çalışıyor burada. İlk 3 bölüm hemen gösterilecekmiş hem de şeyde 21 Eylül'de. Bence güzel bir şey olacak bu dizi. Ama bu diziyi öyle 5-6 bölüm veya 8 bölüme sığdıramazlar. Çünkü bu dizi anladığım kadarıyla bol bol e, politika anlatacak. Yani hem senato politi senatonun siyasetini hem de askeri politikasını bol bol anlatacakmış gibi gözük gözüküyor. Eee... Göz ki yüksek ihtimalle öyle olacak. Eğer öyle olacaksa bu dizi kesinlikle kısa olmamalı. Uzun olmalı biraz. Ya da en azından şöyle bir 10-15 bölüm falan olmalı. Gerçi 10 bölüm bile az ama bana sorarsanız en az bir 15 bölüm olması lazım. Çünkü politika asla böyle 5 bölüme sığdırılamaz. Ama sığdırabilirlerse de helal olsun. Diyeceğim. <laughs> sığdırırlarsa bir şeyler eksik kalır. O yüzden kusur yaratabilir diye düşünüyorum bir yandan. Ama bence bu dizi güzel olacak. İnşallah güzel olur ve uzun olur. Çünkü gerçekten kısa diziler seyretmekten bıktım. Yani bir dizi olacaksa eğer şöyle bir 10 bölüm, 12 bölüm falan olmalı yani. 6, 6, 6, 6 8 bölüm, 8 bölüm ne? Allah, Allah aşkına. Bugünlük bu kadar yeter. Zaten bayağı bir uzun oldu bunun videosu. Bunu montajda biraz kırpmam lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu geri dönmüş henüz saymayalım. Çünkü daha yayınlara geri dönmediğim için tam geri döndüm sayılmaz yapmam gereken birkaç iş var öncelikle. Onları da hallettikten sonra güzel güzel geri dönüşümüzü yaparız. Yayınlara devam ederiz. İçeriklerimizi yaparız. Zaten şu an 2022'de olduğumuz için bazı oyun serileri eskiden çektiğim oyun serilerini bir daha tekrar çekeceğim. 20. yıl şerefine. İsimlerini söylemeyeyim. Siz tahmin edin aşağı yukarı. O yüzden ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.